11 aylık bebek, evet. bir anne, evet. eşinin neredeyse gözlerinin önünde evet. katledildi, şehit edildi. Evet. Ya bundan büyük bir acı yok bir toplum için. Tabii ki. Bir millet için, biz bir çok büyük acılar yaşadık zaten de. Bu da bizim büyük acılarımızdan biri oldu. Evet. Bunu asla unutmayız. Buramıza oturdu. Tabii. 35 yıldır buramıza zaten çok şey oturdu bizim Tabii. PKK meselesinde. Ve samimiyetle samimiyetle eğer bizim sol bu kanın karşısındaysa samimiyetle eğer bunları yapanları lanetliyorlarsa bu samimiyetlerini atmış oldukları tweetlerde yapmış olduğu açıklamalar Şimdi ona gelecek. Var. CHP Genel Başkanı şiddet nereden gelirse gelsin cümlesiyle meseleyi ancak gündemine alabiliyor. Bu şiddet nerenizden gelirse gelsin biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Evet. Yani bizim tarafımızdan böyle okunuyor. Şiddet sizin nerenizden gelirse gelsin. PKK'nızdan, PYD'nizden, FETÖ'nüzden, şuyunuzdan, buyunuzdan. CHP'de o bizim beklediğimiz tavrı koyanlar dışlanıyor. Ha işte ona bak bir şey anlatayım. Bu Tunceli'de bir öğretmen vurulmuştu. Ve CHP il, Tunceli İl Başkanı Tunceli İl Başkanı, il başkanı değil. Tunceli milletvekili. Ha, Tunceli Evet. Bir yürüyüş düzenledi Tunceli'de ve çok sayıda da Tunceli vatandaş katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da arada onu tebrik evet. etti. Teşekkür PKK ilan et şey yaptı. Ödül olarak ne oldu biliyor musun o adam? Listeye alınmadı. Listeye alınmadı değil. Elazığ'da e, kaçıncı sıra birinci sıraya koydu onu CHP'de. CHP'nin 35 yıldır milletvekili çıkarmadığı Elazığ'da. Ama Elazığ halkı bu adama sahip çıktı ve onu milletvekili Ama şimdi ihraç istiyorlar. Şimdi mi? de ihraç istiyorlar aynı adam için. Niye? Yani CHP'nin içinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin içinde şu an PKK karşıtlığına yer yok gibi gözüküyor. Ben şunu kabullenemiyorum. HDP'li bir vekilin, tamam mı? terörist cenazesine katılmasına. Hmm. E, işte Abdullah Öcalan'ı övmesine. Ya Abdullah Öcalan'ı... yok yok bir tamamlayayım şunu. Hmm. Özellik istemesine, şu bu vesaire. Ciddi söylüyorum, şaşırma. Hiçbir şekilde şaşırma. Tepkimi gösteririm ama çok normal ve doğal gelir bana. Ama Cumhuriyet Halk Partili bir vekilin, bir il başkanının bir parti yetkilisinin şiddet nereden gelirse gelsin ifadesiyle PKK'yı, caniliğini, terörünü kamufle etmesini bir türlü anlayamam. Bunu ne Kemal Kılıçdaroğlu anlatabilir? Ya bu gezide yüzüne bandana örtmüş polisin üzerine parke taşı atan bir insan. İl başkanı olması onun militan... Ya, ülkenin cumhurbaşkanının... E... onun militanlığını perdelemiyor ki. Militan... merhum, merhum annesine edilen küfürü paylaşan bir kadından evet. bahsediyoruz. Militan, militan. Ya şaşırtmasın abi böyle şeyler bizi. Sezgin Tanrı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapmadı mı? Hepimizin o bildiği o davada Abdullah Öcalan'ın avukatıydı. 6 yıl CHP'de genel başkan yardımcılığı yaptı. Ve halen de partiyi de köküne kadar böyle eleştiriyor bu konularda. Yani CHP ile PKK aslında birbirlerine çok benzeyen iki yapı. Ee, ideolojik olarak. Tabii ki birisi silahlı bir örgüt, diğeri siyasi bir parti ama ideolojik olarak ikisi de sol. Ee, HDP, PKK'nın uzantısı. CHP ile aynı sosyalist, enternasyonel üye. Ee, bunlar seçim kazandıkları zaman veya işte seçimde AK Parti biraz düşük oy aldığı zaman birlikte iyi salladık diyen insanlar. İdeolojik olarak aralarında sıkıntı yok. Yani bu olarak. seçim zaten bu çok bariz bir göstergeydi. Tabii, i̇şte tabii, HDP baraja açsın. Işte meclis çok renkli oldu. Bunun evet. zaferini de kutladılar evet. vesaire. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de eline e, bulaştı o masumun kanı. Bunu Neden çok e, yani bunu böyle çok gönül rahatlığıyla bu cümleyi kurabiliyor musun? Evet. CHP bu cümleyi tabii. sana kurdurabiliyor mu? Bu bu CHP. Tabii. Rahat Peki toplam. aynı CHP başka bir kriz yaşıyor. Ya yani ülkenin evet. başka bir derdi yok zaten. Evet. Ee, bir CHP gündemimiz var. bir imza imza toplama meselesini çözemediler mesela. 630 imza toplamışlar. Yani e, düşün imzaları sayamamışlar şu anda ee, başka rakamlar dönüp dolanıyor. Abi 630 da çok ya yani. nasıl sayacaksın ki say, say, Hayır yani, yani işte Kısa süre önce yaşadığımız seçimlerdeki oy sonuçlarını bile doğru düzgün hmm. çıkaramadılar. Ortaya yaptıkları sistem çöktü. Bu da bunun bir göstergesi Ama 630 da e, elle sayılacak bir rakam. Evet. Şimdi şakasına dedim bunu da ee, yok ama şak çok ciddi duruyor. Tur Turul bu biraz şakanın ötesine geçti. Yani 630 imzayı e, bu şey tartışması çok enteresan işte. İmzaları geri çekebilir. işte orada bir tehdit unsuru var. Evet, evet. Milletvekilleri. İşte Akif Hamza Çevi tweet atmış. Demiş ki 15 gün içinde geri çekebilirsiniz. Bu anayasada var diyor ve anayasa hükmü değiştirilemez diyor. Ya yani anayasa koruması veriyor. Tamam mı? Evet. İmzayı geri çekeceklere. Şimdi Muharrem bugün Sözcü gazetesine bir söyleşi verdi. Sözcü söyleşiyi şey yapmış. Karartmış. Hı hı. Açıkça söyleyeyim. E, dileyen internetten Sözcü'nün birinci sayfasına bakabilir. Hı. Birinci sayfada en altta küçücük ve alakasız bir başlık. İçinde zehir zemberek açıklamalar var içeriye gidince. Hı hı. Normalde manşet yapıp ortalığı yıkman gerekiyor. Muharrem İnce Söyleşi de şunu diyor. Öyle şeyler oldu ki diyor konuşsam, isim versem, anlatsam partililerim sokağa çıkamaz diyor. Şu, diyor ki bak çok basit. İmza veren şu şahsın yakınını şu belediyede işe aldılar imzasından vazgeçirdiler diyor. CHP'li şu benim. Ordu'nun açıklamaları da örtüşüyor o zaman bu. Örtüşüyor. Evet. Ve e, resmen diyor ki benim ya, beni değil Kong e, isteyen delegeyi şu anda şey aldılar. Baskı altına almaya başladılar. Birebir operasyon yapıyorlar. Bir takım vaatlerde bulunuyorlar vesaire. Muharrem İnce, e, şey, Uğur Dündar da bir yazı yazdı. O da linç edildi. O da şikayetçi. Evet. Ve bugün 1240 delegesi olan toplamda oy verme yetkisi olan 1240 delegesi olan CHP'de muhalifler dedi ki biz 630 imzayı topladık. Hı hı. Götürdük şeye teslim ediyoruz. Yani yarısından 10 fazla. Hı. Muhtemelen şimdi genel merkez şey diyor. Hayır diyor. Rakamlar örtüşmüyor. Niye? Genel merkez bu 630'un içinden muhtemelen hatırı sayılır bir delegeyi sildirecek. Sildirdi. İmzalarını geri çektirdi. Bak CHP'deki asıl kavga şimdi çıkacak. Ya insanda şey olması lazım. Hani insanda yüz olsa. Bu ha. kadar şeye rağmen e, senin adayın partinden 10 puan fazla oy almış. Partinin başına getirmemek için 50 evet. takla attın bir adamdan evet. bahsediyoruz. Evet. Sen bu adamı ülkenin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yapmaya kalktın. Gel bakalım Muharrem İnce buraya dedin. Evet. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar oy olacağını beklemedi. Beklemiyor mu de? Siyaseten bitirmek istedi değil tabii, mi? Sarıgül'e yaptığını yapmak istedi değil tabii, mi? Aynen, İstanbul'dan aynen. aday gösterdi bitirdi. Aynen. Şimdi vekil bile değil Yalnız yani şimdi e, delegesine de güvenemiyor şu an Kemal Kılıçdaroğlu anlaşılan. Delegesine güvenemiyor. Ama bu delege onun delegesi büyük bir Tabii, tabii Onun delegesi. Tabii biliyorsun. Yani bu... düşünün bu hezimet aslında ona kendi seçmiş olduğu tek tek seçip yerleştirdiği alanlar yaşatıyor. Bu hezimeti. Gidişi çok kötü olacak ya. Yani e, o kasetle geldin ama nasıl gideceksin falan diye bir sözü vardı Recep Tayyip Erdoğan'ın. gerçekten gidiş iyi değil. Ama şu anki e, görünen e, delegeyi sindirmişler CHP delegesini. Çok net görünüyor. Hmm. Yani muhtemelen CHP'de başka bir kopuş yaşanabilir. DSP faktörü devreye girebilir. Bak Muharrem yani İnce yani açık, açık, parti... evet, ince açık açık söylüyor. Hezimete uğrayacağız diyor. 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde diyor. Bir sürü belediyeyi kaybedeceğiz diyor. Hı hı. Zaten bir de ittifak formülü var. Birçok yerde AK Parti ile MHP ittifak yapabilir. Hı hı. Bir oy geçişkenliği oldu artık o zemin kuruldu. Anadolu'da. Hani tamam. Ama e... CHP'nin bu genel başkanlık kavgaları yeni değil. Yani hiç kavgasız genel başkanı değişmemiş. E, benim ben hatırladım. Hani işte okuyarak hatırladım. Ecevit Baykal meselesi. Evet. Ciddi bir kavga. Parti kurdular, ayrıldılar falan. Ecevit'i CHP'den koparıp DSP'li yapan. Yani ilk başından itibaren Mustafa Kemal İsmet İnönü. İsmet İnönü. Ee, sonra çok kişi bilmez İsmet İnönü cenazesine dahi gitmiyor Mustafa Kemal. <laughs> şimdi oraya girmeyelim. Dur. Tarih yani. meselesine girmeyelim. Ee, yani bu bir, bir veri yani. Ay Kemal Kılıçdaroğlu gelmedi. şimdi şimdi bak. Diyorlar ki CHP'ler Efendim bu adam cumhurbaşkanı adayıyken çıktı dedi ki ben beni cumhurbaşkanı adayı göstermiş bir genel başkanına vefasızlık yapıp aday olmam diyor. Dedi. Evet. Niye aday oldu? Tut bunu. Evet. Senin genel başkanın Baykal kaset kumpasına uğradığında ne dedi? Kesinlikle aday olmayacağım. Dedi mi? Dedi. Dedi. Ben genel başkanıma böyle bir vefasızlık yapmam. Aynısını yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Ve Baykal'a yüzü yok. İşte hasta yatağında bile vekil yapıyor ki yani evet. minnet ediyor. Tabii. Peki yani... CHP'ler yok bu balık hafızalını bir kenara bırakalım. Madem Muharrem İnce'yi bununla itham ediyorsunuz. Töhmet altında bırakıyorsunuz. Çok değil. Çok değil yani. Ama Muharrem İnce de bu süreçte de çok 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 yıprandı yani genel başkan olsa da CHP'de o eski Ya kim ne derse desin parlak kim ne şey. de, Hakem daha başarılı bir genel başkan Kim ne derse desin, kim ne derse desin. Muharremince partisinden 10 puan fazla oy aldı, Hı. bir ivme kazandı, kişisel bir başarı gösterdi, popüler oldu, yeni bir siyasi söylem oluşturdu CHP için. Ama Sos... kitlesini de küstürdü yani bu arada. Ya kitlesini küstürdü de yeni bir taban kazandı Marham İnce. Genç bir kitle kazandı orada. Kazandı evet. Şimdi buna güveniyor. Diyor ki ben en azından yerel seçimlerde CHP'nin hezimete uğramasını engellerim. Bak en azından hezimete uğramasını engellerim. Türkiye'de ne değişirse değişsin. Turun. Kadıköy'ü, Şişli'yi, Bakırköy'ü, Beşiktaş'ı CHP dışında bir partinin kazanma ihtimali sıfır. Doğru mu? İzmir'i de sayalım. İzmir'i de sayalım ilçelerde AK Parti'nin kazanmışlığı var ama İzmir'de. Tabii. Hı. Sıfır. Ama buralar kale. Yıkılmaz kale. Fakat buralar CHP'ye yetmez bu saatten sonra. Yerel de yoksan genelde seni siler atarlar. Bu kadar net. Ve CHP'yi yerel seçimlerde eğer bu kurultay yapılmazsa ki muhtemelen şöyle bir pazarlık çıkacak ortaya. Yani İnce'nin birinci çıktığı ilçelere, illere bakılırsa yerel haritası az çok ortaya çıkabilir. Ne kadar belediye kazanabileceklerini görebiliriz. Evet. Hiçbir şey yok. Muhtemelen bir pazarlık meselesi dönecek. Evet. Diyecekler ki ya kurultay olmasın. Bu delegelere onu söylüyorlar. İşte sizi parti meclisine alalım, yenileyelim partiyi vesaire. Hani hı hı. şey, e, ne denir ona? Seçimli kurultay olmasın. Eee işte genel başkan değişmesin. Peki şey soracağım abi. Kemal Kılıçdaroğlu neden koltuk konusunda bu kadar ısrarcı davranıyor? Heh. Ya bu bir bir nevi masojizm, masojizm değil mi yani? Vallahi benim şahsi kanetim bir vazifelendirme de olabilir. Çünkü yani çünkü yani inmişsin yenmiş, çıkmışsın yenmiş mesela. O ayrı mesele. 9 defa yenilmiş bir o insan. O ayrı mesele. Hani ben mesela şahsen düşünüyorum. Hani 3 defa seçime girsem, 4 defa seçime girsem, yenilsem bir yerden sonra derim ya Yazıktır. Bana da yazıktır yani. Bırakayım bu işte. Ama senin e, şöyle düşün. Bir mevkin makamı var. CHP Genel Başkanı'sın. Bu, bu boş bir şey değil. Çok ciddi bir karşılığı var bunun. Bir e, işte bir makam araban var. Çevrende birileri var. Kendi çapında içerisinde bir başbakan'sın. Genel Başkanlıktan öteye. Yani o dünyada. Hı hı. Partilerini yönetiyorsun. Bu önemli bir şey. Ama ben Bak şimdi bak Baykal döneminin CHP'si ama her şeye rağmen neticede bu adam bir misyonun peşinde. Bir davanın peşinde ve kendisinin bu davaya ve misyonuna zarar hayır, verdiğini hayır, hayır, görmüyor hayır, mu? Evet. Kesilemiyor mu diyorsun? Bak, CHP Türkiye ekseninden çıkmış bir partidir. Tabii ki. CHP hiçbir zaman Türkiye ekseninde Yok. olmayan bir parti. Baykal döneminde başka bir CHP vardı kim ne derse desin. Hmm. Yani meşhur repliği var ya, "Olma, sakın aday olma." diyor ya Baykal. Evet. Onu bir kenara bırakalım. Baykal'ın devlet adamlığı kavgasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin ben hiçbir zaman milli olduğuna inanmıyorum. Şimdi bu konuda biraz Ecevit dönemi, Ecevit Din başında olduğu sol CHP ya da DSP böyle değildi şimdi açıkça söyleyelim. Ya Ecevit'ten bahsediyoruz. Irak işgaline karşı çıkan Hı -hı. ve Irak işgaline karşı çıktığı için partisi bir geceden dağıtılan bir adamdan bahsediyoruz. Merkezkaçcı bu kadını haddini bildirebiliyor. O ayrı de o ideolojisi başka bir şeydi. İşte milli değil. Ha, millilik değil o. O Hı. ideolojik. Yani milli, milli olsa onu yapamaz. Yapamaz. Bir de aslında şey Anadolu'nun böyle varına bastığı bir adamdı Ecevit. Yani kara olan şeyi oradan geliyor ve falan. O başörtüsü düşmanlığı başka bir şey. O başka bir kod. O, o çok başka bir kod. Ama milli olmamanın en mi? büyük göstergesi mukaddesat düşmanlığı bence. O yüzden kazanamadılar. Hiçbir zaman kazanamadılar. Şimdi CHP'yi konuştuk vesaire. Ahmet Şık'ı da konuştuk. Ee, biz Ahmet Şık'ın ee, Bülent Tezcan'ın bu 80 yıldır muhalefette olmamıza rağmen partimiz dağılmadı. Evet işte bak. CHP'nin niye gizlilere gelememesinin <laughs> temel sebebi parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın o açıklamasında gizli. Evet. Partimiz dağılmadı de, diyor. Evet. Bu nasıl bir özgüven ya? Ya da bu nasıl bir genişlik değil mi? Bu nasıl bir rahatlık? Şimdi bugün ha bir de Meral Akşener meselesi şeye var. Şeye benziyor bu hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun her hezimetten sonra çıkıp ilk açıklamasında aslında kazanan biziz demesine benziyor. Evet, evet biz kazandık halkımız bize şey yetkisini evet. verdi ana, ana muhalefet, muhalefet, muhalefet olarak kazanmanın bir ölçüsü var.